Hazreti Abdullah ikinci Akabe biatında bulunmuş, hicret ettiği takdirde Resulullah'ı hayatı pahasına koruyacağına dair söz vermişti. Putları hiç sevmezdi. Seyyid bin Huneyf radıyallahu anh'la birlikte geceleyin müşriklere ait tahtadan yapılmış putları kırarlar, yakmaları için sahabilere getirirlerdi. Hazreti Abdullah, İslam'ın kahraman bir mücahidiydi. İyi ok atardı. Peygamberimize itaatte kusur etmezdi. Peygamberimiz aleyhisselam bunu bildiği için Uhud Savaşı'nda onu 50 kişilik okçu birliğinin başına kumandan tayin etti. Okçulara da şu tavsiyede bulundu. Bizi arkamızdan koruyunuz. Sakın yerinizden ayrılmayınız. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayınız. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayınız. Kuşların bizi kapıştığını görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerinizden ayrılmayınız. Siz yerinizde durmazsanız biz galip olamayız. Peygamberimiz bu emrini bir defa daha tekrarladı. Sonra da bunu tebliğ ettiğine dair Allah'ı şahit tuttu. Ve savaş başladı. Başlangıçta İslam ordusu büyük bir galibiyet elde etti. Müşrikler kaçışmaya, Müslümanlardan bir kısmı da ganimet toplamaya başladılar. Bunu gören okçulardan bazıları, "Ne duruyorsunuz? Allah düşmanı bozguna uğrattı. Kardeşleriniz ganimet topluyor. Siz de ganimet toplayınız." diye bağırmaya başladılar. Başta kumandanları Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh olmak üzere içlerinden çok azı Resulullah'ın emirlerini hatırlatarak bunun doğru olmadığını, Allah'a ve Resulüne itaat etmek gerektiğini söyledilerse de dinletemediler. Diğerleri, "Biz vallahi gidip ganimetten nasibimizi alacağız." dediler ve vazifelerini terk ederek ganimet peşine koştular. Hazreti Abdullah'la birlikte 10 kişi sebat etti. Halid bin Velid o sırada henüz Müslüman olmamıştı. İyi bir kumandandı. Savaş taktiklerinde çok başarılıydı. Okçular orada bulunduğu müddetçe muvaffak olamayacaklarını biliyordu. Önce okçuların tamamen susturulması gerektiğine inanıyordu. Tepenin gerisine çekilerek okçuların bir açığını yakalamak için fırsat kollamaya başladı. Çoğunun tepeyi terk ettiğini görünce de hemen harekete geçti. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh müşrik süvarilerinin üzerlerine geldiğini görünce yanında kalan 10 sahabiye açılıp yayılmalarını, düşmanı öyle karşılamalarını emretti. Mücahitler saf halinde dizildiler, müşrikleri oka tuttular. Hazreti Abdullah büyük bir mahcubiyet içerisinde düşmana ok atıyordu. Tepeyi terk eden okçuların mesuliyetini bütün ağırlığıyla üzerinde hissediyordu. Bir ara düşmana atacak ok kalmadığını gördü. Mızrağıyla hücuma geçti. Birkaçını yaraladı. Mızrağı kırılınca kılıcını sıyırdı. Kanının son damlasına kadar müşrikleri oyalamak istiyordu. Neticede müşrikler vücudunu delik deşik ettiler. Böylece Abdullah bin Cübeyr ölüm pahasına Resulullah'ın emrini yerine getirmiş ve şehadet mertebesini kazanmıştı.